Aziz genç kardeşlerim. Malumunuz şu an içerisinde yaşadığımız süreç. Korona. Evlerimizde karantinada, evlerimizde düşünme fırsatımız olduğu şu süreç içerisinde beni en fazla genç kardeşlerimden özür dileyerek kuşkulandıran, beni en fazla derinden üzen meselelerden bir tanesini sizlerle dertleşmek istedim. Hayatımızda çeşitli dejenerasyona uğramalarımız olur. Bu zamanın, kültürün, dönemin getirmiş olduğu sıkıntılar olabilir. Yani bundan 10 yıl önceki bakış açımız, yaklaşımımız, görüşümüzle bugünkü görüşümüz, yaşantımızın arasında bazı kaymalar, farklılıklar olabilir dönem dönem. Ama tehlikelerin en büyüğü, beni en fazla derinden üzen meselelerin başında sıradan müslümanlık veya namazsız müslümanlık. Namazsız müslümanlık koyabileceğimiz veya anlatabileceğimiz, izah edebileceğimiz bir mesele değil. Namazsız geçen ömrümüz, işimiz meşguliyetimiz, koşuşturmacamız, metropol şehirde bulunuşumuzdan dolayı olabilir. Ama bugün içerisinde bulunduğumuz tefekkür günlerimizde, müsaitlik günlerimizde bu namazsızlık sıkıntısından, asıl namazsızlık tehlikesinden kendimizi arındırmamız lazım. Diyor ki kul Allah gündeminin kaçıncı sırasında? Allah'ı seviyor musun ey genç kardeşim? Allah'ı ne kadar seviyorsun sorusunun cevabını her bir genç kardeşim, hocam Allah'ı her şeyden daha fazla ben seviyorum. Mutlaka dersiniz. Buna hiç şüphem yoktur. Ama Allah bizim yaşadığımız hayatın gündemin kaçıncı sırasında? Allah'ı veya ne kadar ciddiye alıyoruz? Allah'ı ne kadar ciddiye aldığımızın cevabı acizane bana göre Allah'a ne kadar zaman ayırıyoruz. Allah'ı ne kadar ciddiye aldığımızın cevabı namazı ne kadar ciddiye alıyoruz. Sözle fiilin buluştuğu noktadır namaz. Ben Allah'ı çok seviyorum ifadesi Allah'ı gündemimin birinci sırasında tutuyorum. Allah'ı annemden, babamdan, işimden, meşgalemden, dersimden, her şeyden daha fazla ciddiye alıyorumun cevabı, namazımı her işimin önüne koyuyorum. Olması lazım. Büyükler buyurmuş ki, Allah'la konuşmak isterseniz Kur'an okuyun. Eğer Allah'ın sizle konuşmasını, Allah'la muhabbet etmenizi istiyorsanız o zaman namaz kılın. Aslında dertleştiğimiz makamın adıdır. İçimizi Allah'ımıza döktüğümüz makamın adıdır namaz. Dolayısıyla bugün biz insan olarak biz mi namazı terk ettik, namaz mı bizi terk etti? Namazı terk edenlerden mi olduk? Hülasa namaza mesafeli durmak, Allah'a uzak düşmek anlamına gelir. Bu günler bizim için namaz itmanlarının yapıldığı, namaza başladığımız, namaza ısındığımız, namaz antrenmanlarını hayatımızın olmazsa olmazı kıldığımız günler olsun istiyorum. Rabbim her birinizi namazla buluşan, namazla kucaklaşan, namazdan haz alan, huzur bulan كُلَّ رِنْدَنَا إِلَى السِّنِّ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ